Herkese merhabalar. Yeni bir Yurt Dışı Piyasalar Podcast'imize hoş geldiniz. Bu podcast'te kısaca Amerika hisse senetlerinden kısa vade beklentilerimizi, Meta ve Microsoft gibi teknoloji şirketlerinin bilançolarına ve bu sene geride kalmış olan bazı hisse ve sektörlere değineceğiz. Öncelikle S&P 500 ile başlarsak, endeksin Kasım ayında başladığı rallisine Ocak ve Şubat aylarında da soluksuz şekilde devam ettiğini ve 5000 direncinin de geçilerek yeni rekor seviyelere doğru tırmanıldığını görüyoruz. Hatırlanacağı gibi bizim beklentimiz Eylül-Ekim aylarında satışlar sonrasında bir sene sonra rallisinin gelmesi ve Ocak ayı ortası gibi de bu rallinin bitmesi ve tekrar bir düzeltmenin kendisini göstermesine yönelikti. Ancak her ne kadar ilk kısım beklentimize paralel gerçekleşse de son dönemde hisse senetlerinin çok daha güçlü durduklarını ve özellikle de teknoloji hisselerindeki güçlü performansında etkisiyle yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Burada değinmemiz gereken önemli nokta endekslerin giderek daha az sayıda hisse performansıyla desteklendiği konusu. Geçtiğimiz sene hatırlarsınız senin önemli bir kısmında S&P 500'ün 493 hissesi geride kalmış. 7 tane harika 7'li olarak tanımladığımız teknoloji şirketi yükselişi sırtlamışlardı. Bu sene bu 7'linin 4'e düştüğünü görüyoruz. Özellikle Apple ve Tesla'nın geride kalmasıyla beraber ve Nvidia'nın sene başından bu yana yani 1,5 aylık zamanda %49 artışı, Meta'nın %33 artışı başta olmak üzere Microsoft ve Amazon'un da güçlü performansıyla 4 hissenin oldukça güçlü bir şekilde yükselişi desteklediklerini görüyoruz. Ve bu hisselerin ağırlıklı olduğu S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri %5 civarında artıdayken teknolojinin düşük ağırlıklı olduğu Russell 2000 %1'e yakın ekside seyrediyor. Dolayısıyla ciddi bir ayrışma var burada. Burada şuna kısaca değinelim. Bizim Ocak ortasında satış beklentimizin arkasındaki önemli iki faktör. Birinci olarak Fed'in fiyatlanan kadar faiz indirimine gitmeyebileceğinin anlaşılması. İkinci de sıkı kalan finansal koşulların ve yüksek faizlerin ekonomiyi boğarak şirket karları üzerine etkili olması ve bunun da teknoloji bilançolarında hayal kırıklığı yaratarak beklentiyi karşılamamayasına neden olmalarıydı. Şimdi burada birincisi gerçekleşti ve Fed'den 7 faiz indirimi yerine 4 faiz indirimine doğru beklentiler çekildi. Ancak ikinci kısım yani şirket karları bizim düşündüğümüz gibi beklentilerin altında gelmedi. Burada da yine özellikle bu dört şirketin maliyet kesintileri ve yapay zeka etkisiyle beklentilerden çok güçlü açıklamaları ve iyi projeksiyonlar vermeleri çok önemli faktörlerdi. Nitekim son çeyrekte kar rakamlarına baktığımız zaman bu şirketleri çıkarttığımızda S&P 500'ün kar büyümesi aslında eksiye geçiyor. Dolayısıyla hani buradaki kırılganlık net bir şekilde görülebilir. Bu mega cap teknoloji şirketleri gelene kadar bilançoları yaklaşık %2'ye yakın eksideydi endeksin senelik kar büyümesi. Şimdi ise yaklaşık artı 3'e geçmiş durumda. Dolayısıyla teknoloji bilançoları çok önemliydi. Özellikle de Amazon, Meta ve Microsoft tarafı diyelim. Burada tabii ki maliyet kesintilerinin etkisi vardı. Yapay zekanın platformlarda yarattığı olumlu büyümenin etkisi vardı. Şirketlerin IT ve reklam harcamalarının beklentilerden güçlü kalması, özellikle Amerikan ekonomisinin güçlü kalmasıyla beraber bunların hepsi güçlü rakamlar açıklanmasına yardımcı oldu. Yani çok kısa bir örnek olarak Meta ve Microsoft'a bakarsak, Meta'ya baktığımızda top line'de %25 büyüme görüyoruz ve beklentilerden oldukça iyi geldiğini görüyoruz satış ve kar rakamlarının. Hisse başına net kar rakamı da maliyet kesintilerinin etkisiyle geçen seneye göre %200 üzerinde arttı. Şirket brüt ve net kar marjlarını genişletmeyi başardı ve ciddi şekilde 12 milyar dolara yakında serbest nakit akımı yarattı. Burada platformlardaki kullanıcı sayısının da %6 senelik artışla neredeyse 4 milyara yaklaştığını görüyoruz.
Bizim olumlu bulduğumuz birkaç faktör reklam ücretlerindeki artıştı. Geçtiğimiz sene çok ciddi bir şekilde %20 üzerinde düşmüştü. Bu sene tekhaneli bir artış var burada. Ki bu talebin güçlü olduğunu gösteriyor. Ve reklam görüntülenme ve izlenme oranındaki artış da ki burada da muhtemelen yapay zeka etkisiyle şirket bunu yukarı çekmeyi başardı. Güçlü kar ve satış büyümesini tetikleyen ve sürdürülebilir daha da önemli sürdürülebilir olabileceğini gösteren bazı faktörlerdi. Ama şunu da göz önüne alalım. Bilanço sonrasında Meta bir günde yaklaşık 200 milyar dolara yakın piyasa değeri kazandı ki yani bu bir rekordu. Bir günde bir şirketin piyasa değerindeki artış oranı anlamında baktığımızda. Dolayısıyla ya biz burada geçtiğimiz sene hatta Kasım 2022 döneminde Meta'nın 100 dolar altına sarktığı dönemde hissede ciddi şekilde bir fırsat ortaya çıkmış olabileceğine değinmiştik. Çünkü tek haneli fiyat kazanç rakamlarına kadar gerilemişti şirket. Ama bu noktada artık 470 dolar üzerinde neredeyse 25 fiyat kazanç çarpanına 2024 sonu beklentilerine göre 25 fiyat kazanç çarpanı ile işlem görüyor ise burada hala devam eden bazı regülasyon sıkıntıları var. Kişisel bilgilerin kullanımına yönelik bazı sorunlar var. Bunların ve rekabet artan rekabet var TikTok gibi platformlardan. Dolayısıyla bu noktada bize göre biraz dolgun ve artık talepkar bir şekilde fiyatlanıyor Meta. Microsoft'a baktığımızda da Microsoft size'ında ve karakterinde diyelim. Çünkü Microsoft'un çok daha çeşitlendirilmiş gelirleri var Meta'ya göre. Meta çok daha dijital reklam ağırlıklı bir şirket ve platform. Microsoft'ta %18 satış büyümesi, %30'un üzerinde de net kar büyümesi gördük ki bu bize göre gayet sağlıklıydı. Ve şirketin harcamalar konusunda temkinli davranması ve ürün maliyetleri ve diğer giderlerdeki artışı da satışlardaki büyümenin çok da altında tutabilmesi net ve brüt kar marjlarında açılmaya neden oldu. Microsoft da çok ciddi miktarda yine 9 milyar üzerinde serbest nakit akımı yarattı ve %80'in üzerinde büyüttü yarattığı nakdi. Ve yatırımcılara da neredeyse 8,5 milyar dolara yakın temettü ve hisse geri alımlarıyla nakit döndürmüş oldu. Yani baktığımız zaman net net finansal koşulların sıkı kaldığı ve acaba IT harcamaları yavaşlıyor mu gibi kaygıların ön plana geldiği bir noktada hemen hemen bütün iş kollarında tatminkar büyüme sergilemeyi başardı Microsoft. Burada yani şirketin CEO'su Satya Nadella da bu çeyrek yapay zekanın bütün ürün ve platformlarda etkin şekilde kullanıldığını ve gelirlere olumlu katkı yaptığını dikkat çekti ki bu bize göre oldukça önemli bir gelişme. Nitekim Azure tarafında da 6 puana yakın bir büyümenin yapay zekanın etkisiyle geldiğine değinildi. Dolayısıyla ya baktığımızda aslında benzer görüntü diğer bazı tek hisselerinde de mevcut. Beklentilerden güçlü net kar ve satış rakamları, daha iyi projeksiyonlar ama daha pahalı hale gelen değerlemeler. Dolayısıyla biz bu noktada teknoloji tarafında bir miktar artık daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Burada özellikle haftaya gelecek Nvidia bilançosu çok önemli olacaktır. Biraz önce söylediğimiz gibi yapay zekanın etkisi ciddi şekilde rakamlar üzerinde artmış durumda ve bu fiyatlanmış durumda hisse fiyatları üzerinde. Nitekim endekslere baktığımızda, S&P 500'e baktığımızda kritik dirençlerde pozisyonlanma ve yatırımcı algısı aşırı optimist seviyelerde endeks aşırı alım sinyalleri üretiyor ve yatırımcıların da uzun pozisyonları hedge etme konusunda isteksizlikleri var. Bunların hepsi bir düzeltmenin yaklaştığını bize söylüyor. Her ne kadar gecikmiş olsa da ve endeks momentumunu korusa da bize göre burada dikkatli olunmasında fayda var. Nitekim değerlemelere baktığımızda da endeksin
Son 25 sene ortalamaya göre ileri fiyat kazanç çarpanının %25'e yakın primli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada biraz daha bu sene ve son 3-4 ayda belki geride kalmış hisseleri daha defansif karakterli hisselere bakmakta fayda var. Tabii ki Microsoft gibi, Nvidia gibi hisselerde pozisyonların uzun vadeli, orta vadeli tutulması makul ve mantıklı ama belki bazı spekülatif alanlarda bir miktar kar alımına gidilebilir. Bu şirketlerdeki pozisyonlar bir miktar küçültülebilir ve geride kalan hisse ve sektörler dedik. Örnek olarak madenciler, özellikle altın madencilerinin çok geride kaldığını görüyoruz bu sene. Ve neredeyse son 1 ve 2 senelik düşük seviyelere yakın işlem gördüğünü Amerika'daki büyük altın madeni şirketlerinin Newmont Mining gibi, Barrick Gold gibi enerji hisselerinin bu sene geride kaldığını takip ediyoruz. S&P 500 sektörleri arasında. Burada da Chevron gibi devler ucuz makul çarpanlarla işlem görüyor ve dolgun temettülerle işlem görüyor. Diğer bir tarafta da Çin hisse senetlerinin de çok geride kaldığını görüyoruz. O tatil nedeniyle kapalı piyasa ama önümüzdeki haftalarda belki burada da bir toparlanma emareleri yaşanabilir. Yakından takip edeceğiz. Bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere.